AutoChip'in yeni bir deney yapabilirsiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gelin hep beraber bugünkü ürünümüzü inceleyelim. Arkadaşlar bugün yanımda Valet Pro demir toz temizleyici var. Öncelikle ürünümüzün bir dışına bakalım. Ürünümüzün dış ambalajında demir toz temizleyici olduğu yazıyor. Valet Pro'nun marka logosu var ve bir jant ve lastik ve kaporta resmi var. Arka tarafında ise İngilizce olarak bir kullanım talimatı var ama yine Türkçe olarak bir kullanım talimatı yok. Aslında demir toz temizleyiciyi janta, yani bugünkü testimizi jant üzerinde yapacağız. Kuru jant üzerinde yapacağız. Daha sonraki önümüzdeki videolarda ıslak jant, jantı fırçaladıktan sonraki durumu ve hatta boy üzerinde de deneyeceğiz. Bunları tek tek sizlerle paylaşacağım. Bugün öncelikle jantım çok pis. Jantın kuru jantın üzerine ıslatmamış, yani kuru jantın üzerine direkt ürünü uygulayacağız. Uyguladıktan sonra tanzikli suyla temizleyeceğiz. Hep beraber sonuçlarını göreceğiz. Gelin hep beraber şimdi uygulamaya geçelim. Arkadaşlar ürünümüzün bir kilit mekanizması var. Bu güzel ürünün akmasına akmamasına sebep olur. Ürünü ilk defa açacağım. Burada bir emniyet kilidi var. İlk defa açtığımız zaman böyle oluyor. Bir kere basıyoruz ve bu emniyet kilidi düşüyor. Şimdi hep beraber ürünü kuru jantımla uygulayacağım. Jantım zaten ara videolarda gördünüz. Çok fazla demir tozu var. Uzun zamandır yatıyor. Şimdi ürünü uygulamaya başlayalım. Çok hızlı reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar ezanın bitmesini bekledik. Tam anlatıyordum. Ürünün çabuk etkileşime girmesini zaten bekliyordum. Çünkü aracın bütün jantı demir tozuyla kaplanmıştı. Jantı zaten son durumunu gördünüz. Şimdi ürünü jantın üzerinde kurutmadan hemen yıkamaya geçiyoruz. Arkadaşlar biz otoyıkamada tam jantlarımızı yıkacaktık ama otoyıkamanın tanzik makinesi bozukmuş. Bu yüzden otoyıkama değiştirmek zorunda kaldık. Şimdi başka bir yere geldik ve jantımızı temizledik. Ben ürünü özellikle kuru jantla çok beğendim. Kuru janttaki performansı çok güzel. Kuru jantla bu kadar net şekilde demir tozlarını çıkartabiliyorsa bunu fırçaladığımızda ya da ıslak jantta çok daha net yapabilir. Zaten hem boyadaki hem de janttaki durumlarını size göstereceğiz tekrardan. Akşam karanlık olduğu için ve sesten dolayı özür dilerim. Bir sonraki deney bak videomuzda görüşmek üzere.